dikkat çektiği o bölümde bir izleyelim, bir de onu yorumlayalım. Bazıları hala öğretilmiş çaresizlikle bir partinin ve bir parti liderinin hakkını dinlemesini, halkını dinlemesini bir zayıflıkmış gibi algılıyor. Bir liderin kibar olmaması gerektiğini söylüyorlar. İyi kalpli olmak, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Dostlarım, biz birlikte oluyoruz ve birlikte iktidar oluyoruz. Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem oyum. Nerede durduğumu biliyorsunuz. Ve bunu değiştirmek niyetinde değilim. Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı, dezavantajlı olanların derdine koşmayı değiştiremem. Değiştirmeyeceğim, tam aksine inadına koşacağım. Unutmayın, iyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, yani bir yüzükle yola çıkanlar bugün milletin celladı haline geldi. Onlar saraylarda fink atıyorlar, millet ise aç. Kendi celladınızı seçmeyin. Bu şov dünyası da değil. Bu bir demokrasi arayışı. Ciddi olmak zorundayız. Vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. Ahlaklı olmak zorundayız. Ve en önemlisi ahlaki değerlerimizi yüceltmek zorundayız. Geleyim ikinci konuya. CHP. Diyorlar ki ama CHP de geçmişte böyle yaptı, şöyle yaptı. Evet, hatalar oldu. Ve evet, biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz. Ama biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Siz de Allah da şahidimdir ki kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. İnanmaktan, denemekten, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. İşte biz şu an bu ortamdayız. Ve tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz. İşsizlere iş sağlamak, ülkeye kardeşliği getirmek, milleti huzura kavuşturmak. Hiçbir çocuğun yatağa girmediği, bölgesinde ve dünyada saygınlığı olan bir ülkeyi yeniden inşa etmek. Bu söylediklerime inanıyorsanız, bize katılın. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın. Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın. Her alanda ve herkes adı için adalet istiyorsanız bize katılın. Barış akademisyenleri görevlerine dönsün. Harp okulu öğrencileri serbest kalsın diyorsanız bize katılın. Çevreyi, kurdu, kuşu, ormanı önemsiyorsanız bize katılın. Eğitim ve sağlık için daha fazla bütçe ayrılsın istiyorsanız bize katılın. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılın. 128 milyar doların kimlere satıldığını bilmek ve öğrenmek istiyorsanız bize katılın. Ödediğiniz vergilerin nerelere harcandığını öğrenmek istiyorsanız bize katılın. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretli açlık sınırına mahkum olmasın diyorsanız bize katılın. Aile destekleri sigortası olsun diyorsanız bize katılın. Evet, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının çarpıcı bölümlerinden birisi de buydu. Daha en başta dikkat çekti, şu ana kadar değinmediğim iki konuya değineceğim diyerek. O değineceğim dediği hususlar içerisinde bir takım cümleler hakikaten insanın zihnine çakıldı. Yani nedir o?
bu şov dünyası değil dedi. Biz ciddi olmak zorundayız dedi. Yani bir şov dünyası şeklinde bir hareket etme şekli, bir aday seçme şekli söz konusu olamaz dedi. Ciddi olmak zorundayız dedi. Peşinden de işte sıraladı peş peşe ve eğer siz de bu konularda duyarlıysanız bize katılın dedi. Kendi celladınızı seçmeyin dedi. Yani şu anki süreçle ilgili kullandığı bir metafor olarak da değerlendirebiliriz bunu. Yani o zaman ne? Yani biz karşı çıktığımız bu düzenin bir muadilini mi yaratacağız? Yani bizde mi böyle kibar olmayan, çok otoriter olan, yumruğunu masaya vuran, efendim işte lider kültü yaratan böyle bir şeyin peşinde olamayız. Benim anladıklarım bunlardı. Bu konuda Fikret abinin de yorumunu alalım. Ondan sonra Barış ve Salim Şen'le devam edelim. Fikret abi, bu kısmı biraz da değil mi adaylık mesajı olarak algılandı herhalde? Evet, böyle yorumlandı. Tabii iktidara değişmeyeceğini söylemesi, bir liderin nezaketle konuşmasını, zarafetini zayıflık olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade etti. İşte bir yüzükle siyasete girenler sarayda oturuyor, halk aç diyerek bu şeyin hesabını soracağı mesajını da ilk defa bu konuya bu şekilde açık bir şekilde girerek bir ağır suçlamada bulundu. Yani kendisine yöneltilen işte Sayın Kılıçdaroğlu yumuşak karakterli, uzlaşmacı, masayı yumruğuna vurmayan, nazik, nezaketli biridir tanımlamalarının bir zayıflığa işaret etmediğini söyledi. Ben şöyle bir örnek vermek isterim Gökmen. Şimdi Türk siyasetinde herhalde nezaketten, zarafetten söz edeceksek öncelikle aklımıza rahmetli Bülent Ecevit gelir. Sayın Ecevit de hiç hakaret etmemiş, kimseyi aşağılamamış, nezaketinden hiçbir zaman vazgeçmemiş, çok zarif bir siyasetçiydi ama zamanı geldiğinde en sert kararları verebilen ve en büyük tehditleri kucaklayıp onların üzerine yürüyebilen bir liderdi. Yani yumuşak huylu gibi gözükmek zamanı geldiğinde gerekli cesareti göstermemek anlamına gelmiyor. Hesap sormamak anlamına gelmiyor. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel bizzat Bülent Ecevit'e 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na gitme, sana suikast yapacaklar diye resmi ihbarda bulundu. Sayın Ecevit o ihbarı açıkladı ve eşiyle beraber Taksim'e gitti ve o kürsüye çıktı. Yani ölümü göze aldı. Yine çok nazik, zarif, zayıf diye tanımlanan o Bülent Ecevit, ABD'ye karşı, İngiltere'ye karşı, bütün emperyalist ülkelere karşı Kıbrıs Barış Harekatı'nı uygulama kararını verdi ve ulusal çıkarları korudu. Yani nezaketle cesaret aynı kişide bulunabilir. Bunun en somut örneklerinden biri Ecevit ya da Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylemeye çalışıyor. Siz, evet ben nazik bir insanım, zarif bir siyaset yapmaya çalışıyorum ama olaylar karşısında gereken neyse onu yerine getiririm ve ayrıca korkmam da, cesurum da diyor. Yani bu nezaketli olmak, korkak olmak anlamına gelmiyor. İşte iktidarın korku yaratmaya çalıştığını söyledi ve kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse korkmasın dedi. Meriç Hanım da aynı çağrıyı yaptı. Bu bakımlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tarifi hem adaylık ilanı gibi algılandı hem de aday olmasın çünkü çok yumuşak, çok nazik, masaya yumruk vurmuyor eleştirilerini cevapladı. O zaman celladınıza oy vermeyin dedi. Yani mevcut iktidarı kastediyor. Bu bakımdan önemli mesajlar, gerçekten iyi bir seçki yapılmış diye söyleyebilirim. Evet. Yani hakikaten bundan sonrası için de aslında bir basamak teşkil ediyor Kılıçdaroğlu'nun mesajları. Yani bundan sonraki süreç, altılı masadan çıkacak ortak cumhurbaşkanı adayı, bundan sonraki mitinglerin mesajları anlamında bence çok önemli bir basamak teşkil etti bu miting. Belki o zaman daha iyi anlayacağız. Ha, Maltepe mitinginde bunları söylemişti. Bak gördün mü meğerse aslında şunların ipuçlarını vermiş diye. Çünkü iki üç defadır da tekrar ettiği bir ifade var. Neoliberalizme karşıyım dedi. Neoliberalizme karşı çok açık bir şekilde cephe açtı Kılıçdaroğlu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için bildirgesini sık sık hatırlattı. Bu konuda hatırlarsınız Fikret abi, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı çok kapsamlı yazılar da vardı.
Orada da kamuculuğun önemini çok daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz demişti. Pandemi sürecinin bu ülkede yoksullara dayattığı hususlarda dahil olmak üzere. Yani pandemiden bile biz kamuculuğun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamamız gerekir diye analizleri vardı. Bunlar çok önemli mesajlar ama Fikret abi vurguladı. Sakin olduğum, geri geldiğinde güçlü bir şekilde bir yerlere dokunmayacağım anlamına gelmiyor diyor. Gördük işte Sadat'ın kapısına dayandı. Herkes şaşırdı. Ne oldu, ne bitti diye. Bu konuşmasında hala Sadat'tan söz ediyor. Bakın Sadat'tan biz bu gece yine konuşacağız. Aytunç Erkin yazısında sözde çok yazdım. Önemli bir boyut kattı buna. Yani Adnan Tanrıverdi'nin zamanında Özkök'e yazdığı mektubun ne anlama geldiğini. Bu çok önemli. Büyük yankı uyandırdı. Bu Sadat'ın kanunlarda yeri var mı? Salim Şen son programımızda orada yapılan küçük bir düzenlemeyi söylemişti yurt içine, değil mi, silah satışla ilgili. Evet. Bu ne alaka dedirtecek bir husus ve hala ortada Erdoğan'ın efendim kendileriyle alakam yoktur sözleri. Bütün bunları konuşuyoruz. Bu son mesajları nasıl buldun Barış? Şöyle bakın, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu sevmediğimiz için şey yapmıyoruz, bir şekilde karşı çıkmıyoruz. Ya da saç rengiyle ilgili bir derdimiz yok. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu sistemle kavga ediyoruz. Ve 20 yıl boyunca Türkiye'ye büyük büyük travmalar yaşattılar. Çok fazla derin acılar yaşattılar. Bana kalırsa birçoğumuzun psikolojisi bozuldu ve Türkiye'de psikologlar ve sosyologlar çok iş düştüğünü düşünüyorum. O ayrı bir mesele. Şimdi bizim bu travmalarımız çok canlı Gökmen Karadağ. İşte hani hatırlayın, yakın zamanda Ekrem İmamoğlu'nun çıkışına dair insanlar şey oldu ya. Ya dur, yani tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi çıkış yapıyorsun diye, yani eleştiriler yükseldi ya. Çok korkuyoruz. Ya acaba diyoruz, İktidar değiştiğinde, muhalefetten birisi geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan gibi olursa ne yapacağız diye. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan 2002'de geldiğinde hatırlayın, çok yumuşak mesajlarla, nasıl böyle kucaklayıcı, nasıl barış dolu, nasıl özgürlük vaatleriyle gelmişti. Aynı şeyleri yaşayacağız diye. Nasıl mazlum, nasıl mağdur. Nasıl mazlumdu. Tabii canım, dünya çok şeydi. Şimdi bundan dolayı korkuyoruz. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu biraz da onu söylüyor. Ben o koltuğun esiri olmayacağım. O koltuk beni şımartmayacak. Ben insanlara parmak sallamayacağım. Ben adaleti, hukuku kendi çıkarım için kullanmayacağım. Ve ben bu ranta, bu kirli düzene karşı savaşacağım. O anlamda önemli, çünkü hepimizin gerçekten de travmaları var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani Salim Şen daha fazla değinecektir. Kolay kolay bir liderin söyleyemeyeceği net mesajlar söylüyor. Özellikle harp okulu öğrencileri meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Fethullahçı baronların, Fethullahçı teröristlerin, parası verip dışarı çıkanların kol gezdiği bir ülkede, hatta ihaleler verildiği bir düzende gencecik çocukların müebbetlerle yargılanmasının gerçekten hepimizin vicdanını sızlatması gerektiğini düşünüyorum. Bunu açık ve net, işte o yüz binlerce insanın karşısında ve milyonlarca kişinin izlediği bir yayında söylemesinin tarihi olduğunu düşünüyorum. Peki. Özellikle bu. Şimdi şöyle yapalım, bir araya gidelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim sayın seyirciler. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözündeki tarihle